yönetimleri bir şeyler olduğunun göstergesi gibi bütün takdir haklarını rakipten yana kullandılar. Kimse hakemden diyorsun memnun Sergen değil. Hoca'da. Ya Allah aşkına şimdi konuşacağız da hakem rakipten yani, yana mı kullandı? Veysel'i oyundan attı ya. Kırmızı kart gösterilmeyecek pozisyonda Veysel'i oyundan attı. Doğru. Ya şimdi Sergen Hoca bunu dememesi gerekir. Ya ben diyorum ya bak hakem hatası olabilir. Sergen Hoca bunu söyleyebilir. Ama Sergen Hoca gibi başarılı olmasını istediğimiz düzgün bir insanın kendi öz eleştiri yapması gerekir. Maçta peki Sergen Hoca söyle 6-3-1 oynuyor. Bununla ilgili ne gibi hücum organizasyonları oldu? Hangi dizilişte niye Larin sağ çizgide başladı? Niye çift santrafor başlamadı? Bir dakika Serdar. Abi Larin, Serdar bir dakika bir bilsin. Tamam. Ben de Larin'le ilgili söyleyeceğim de o yüzden araya gireyim diye. Larin'le ilgili ne söyleyeceksin? Sağ çizgi. Sağda daha önce oynadı hocam. Ya Allah aşkına. Ve bak, iyi de performans sergiledi. Serdar. Yani bu maçta ilk kez oynamıyor hocam. Ya Allah aşkına ben ilk kez oynadı. Larin sağ açık oyuncusu mu? Dar alan becerisi var mı? Bir tane biri dar alanda oyuncu geçer mi? Vallahi hocam solda da oynatıyor hoca. O zaman biz yanlış futbol oynadık. Hayır, ya bak şimdi bak yanlış antrenörlük yap. Bak yanlış. Ya kardeşim 1.90 boyunda bir adam çizgi oyuncusu dar alan becerisi yok. Full eli diyebilirsin. Full eli açık alanda o kullanırsın. İkinci santrafor gibi sol çizgide oynayıp içeri kat eder. Evet bulur. Sağ çizgide oynadı. İlk yarı bir tane adam geçmez etmez. Geçen maçlarda oynamış bir kere adam geçmiş. Bu değil abi. Genel oyuncunun profiline bak. Larin sağ çizgisi oyuncusu mu geldi bir kere? Sağ çizgide sıkıştığı için oynadı. Geçen sen kiralık Belçika'da da sağ çizgi oynamadı. Esas burada sorulması gereken Larin madem böyle niye içeride Abubakar'la oynamıyor? 10 kişi kaldıktan sonra Larin ikinci santrafor gibi girdi mi? Bir topu kafa topu direkten evet. Döndü mü? He? Larin esasen burada 4 kişinin arasında Abubakar yalnız kalmış. Sergen Hoca'ya bunun mesela sorulması gerek. Larin orada başlar. Hocam, sağ çizgide Gezal'lar. Santrafor istemiyor. Çift santrafor. Yok ben de Larin'de forvetle oynatmak istemiyorum. Larin'de kanatlarda çok başarılı. Ya bir şey bana. Ya bu Sergen Hoca'nın görüşü. Yok, ama Larin sağ çizgide oynayacak. Yani düşün Beşiktaş'ta sağ çizgide. Düşün Gökhan Töre var. Eskiden Quaresma var. Sakat olmasa belki o. Ya bak hayır ha başka bir şey söyleyeceğim. Quaresma oynadı, Gökhan Töre oynadı. Larin'in bunlarla bir benzerliği var mı sağ çizgi oyunlarında? Alaka yok. A'dan Z farkı var. Alaka. Var mı Mehmet? Ya hocam, sağ çizgide bir şeyi böyle körü körüne söylemek. Ya Larin'den çizgi oyuncusu olur mu Allah aşkına ya? Bak hocam 7 numara değil. Ya 7 numarayı tamam, falan bırak sağ ediyorum. Ucunda çizgi. 7 numara 10 numaraları bırak. Şimdi ben bunu hocayla sürekli bazen konuşuyoruz. Hoca aslında hocanın oynattığı sistem üçlü forvet gibi. Ya bak anlamadım. Üçlü forvet değil. Üçlü forvet değil. Zaten onlar forvet oyuncusu. Senin demek senin üçlü santrafor gibi oynatmak tamam, istiyorsun. Tamam onu demek. Üçlü forvet üçlü. Ayrıdır. Üçlü santrafor. Üçlü santrafor sağ çizgide solda eğer kanat oynuyorsa Enkudu oynuyorsa oradan top orta gelmez oynayamaz. Gezal oynarsa sağ çizgide bütün golleri genelde öyle buldularin. Doğru mu? İkinci santrafor bak sol çizgide kat eder. Olur. Bunu nereden biliyoruz? Bak şimdi üst santraforlu oynuyor. Ersun Yanal'ın şampiyon yaptığı Fenerbahçe'yi santrafor Vebo veya Emenike oynuyordu. Kayıt, sağ sol. Çizgide kaç solda sol. Musa oynuyordu. Caner'le Gökhan'a koridor açıyordu. İkisi de içeri giriyordu. Şimdi üçlü santrafor oynayamaz. Çünkü üçüncü santrafor yok. İki santrafor gibi Larin'le oynuyor. Üçüncüsü çizgi oyuncusu. Larin'in de 12 Gezal. Golü var bu arada hocam. Var. Asisti de var. En efektif oyuncu. İyi de oynuyor. Serdar. Ama sağ çizgide oynamaz. 12 Ender, golü var ya bu adamın. Ender sağ çizgide oynamaz. Çizgi oyuncuları dar alanda becerisi olacak. Dar alan becerisi duracak, kalkacak. Dar alan... Çabuk. Ya adam. Şimdi Sergen Hoca'nın söylediği doğru bir şey var. Onu da altını çizmek lazım. Hakikaten ülkemizde topun oyunda kaldığı süre gerçekten çok az. Az. Yani biz 45-45-90 falan seyrediyor falan diyoruz ya. Evet. 40 dakika falan maç seyrediyoruz. Bu maçta kaç dakika kaldı acaba? Ama ona bakmak lazım esasında. Ha, doğrudur şimdi, ama genelinde var şimdi zaten bak, bu. Sadece bu. Ersun Hoca'ya, niye şey yapıyorsun diye kimse kızamaz dedik ya. Savunma tabii yapıyorsun canım, diye. Fakat mesela oyuncuları çok fazla yere yattı abi. Yatan hakikaten de kalkmadı. Sergen Hoca haklı. Ama. Aklıma ne geldi biliyor musun? Şey vardı ya Fenerbahçe'deyken Real Madrid'de bir hazırlık maçı yapmıştı. Önündeki oyuncu Ersun Hoca şey diyor. Yat yat kalkma diyor. 5-0 mı 6-0 mı aldı mı ne olmuş? Yat yat yerden kalk. Acaba bu da mı Ersun Yanal taktiği bir diyakın insanın aklına gelmiyor değil yani. Çünkü yatan 5 dakika abi. Yatan 5 dakika kaldı yerde. Ya hoş durmayabilir ama oyuncu içeride bak hoş olduğunu söylemiyorum ama oyuncu oynadığı zaman skoru korumayla hocalar acaba şey diyor Mehmet. Skoru korumayla alakalı biraz yatın falan diyor mu acaba bazı hocalar bilmiyorum yatın ki. Yatın demesine gerek yok ki bunu biliyor zaten oyuncu. Bir şey olduğu zaman oyunu soğutursun. Tempo yiyorsan büyük takımlara karşı oynuyorsan skoru da almışsan. Ben diğer hoca gördüm yani Ersun hocayı duydum. Dediğini duydum. Skoru almışsan eğer oyuncu soğutacak oyunu. Ha bu dediğin gibi tabii abartı diyor. Olmayacak. Buna tabii ki hakem de müsamaha göstermeyecek. Burada hakemin bence ön plana çıkması lazım. Abi yani oyun yönetiyor maçı. Ben seyircinin yerinde olsam paramı geri isterim abi yani.
90 dakika seyretmek istiyorum. Bu maçta Ersun Hoca suçlu değil. Ona bakmak lazım. Adam sistemini oturuyor. Eldeki malzemesi o abi. Eldeki malzeme şey değil. Açık oynasa, hayır adam diyor ki açık oynasa zaten ben yenilirim diyor. Açık niye oynasın ki kart adam? Kart pozisyonları bence %100 haklı abi. Kimse kusura bakmasın yani. Ersun Hoca. Bakacağız onlara şimdi. %100 haklı abi. Hiç çok bana da yok yani. Çok böyle net bir karar. Kırmızı özellikle. Hani bir yerde olur faul dersin Beşiktaş, de. Beşiktaş gibi oynasaydı eski maçlardaki böyle kapansa bile bir de Sergen Hoca biraz daha Larin'i içeride kullansaydı enler. Yine yenerlerdi. Beşiktaş gibi çift oynamadı ön yani. Ön taraf çift olur. 6 kişilik bir savunma, dörtlü ceza sahası içinde böyle derinlemesine bir savunmayla Abu Bakar'ı da orada yok ediyorsun. Abu Bakar hiç maç sen devre arası programında hiç bir istatistik verdin. Abu Bakar'a sanki top ayağına değmemiş. Niye? En kötü maçı olabilir. Çok yalnız kaldı. Biraz da son iki maçta da Trabzonspor maçında da gözle görüldü. Atiba'da da bir ama düşüş var. Hem yaş var. Serdar. Fiziksel Serdar o düştü mü? O orta sahada düşüyor Beşiktaş. Soza da. Bak şimdi Soza düşüyor. Önünde Mensah. Bugün yani mesela Adem'le hiç. Hani direkt, yani bütün o omurgadaki en büyük mesela işi yapan dediğim gibi o gövdesi esas orta saha. Orta sahadaki o işlev mesela istediği gibi olmadı mı? Hücum organizasyonları, her hücum çeşitliliği yansıyor. Sıkıntı. Bir de Mehmet arkaya da savunmaya da yansıyor. Hocam bir de Trabzon maçında ya Abdullah Avcı Başakşehir'deyken hep Beşiktaş'ta oynadığı maçlarda Atiba'yı kilitlerdi. Gel Atiba'ya yakın oynattırdı bazı oyuncuna. Zaten bir düşüşü var. Her iki maçta da özellikle ikinci ya son yarım saat maç Necip'i çağırıyordu aslında. Ya Serdar, Necip düşüş olmaması Necip mümkün mü Allah aşkına? Bunlar robot değil ki, bunlar insan ya. Hocam 37, 13, hayır. 38'e geldi adam. Her oyuncu, genç oyuncu içinde düşüş olur abi yani. Çok fazla abi maç trafiği çok hızlı onun için. Zaten benim o transferle ilgili söylediğim nedeni bu. Sen Fenerbahçe'de bir bölgede 5 tane oyuncu var abi. İrfan, Mesut, Pelkas, Fener'inki çok fazla. Bu falan. Anladın mı? Deli gibi adamın elinde böyle bir şey var. Hoca bir bakıyor arkasına, kimse yok abi. Peki yani rotasyon yapayım derken puan kaybediyorsun. Hocanın işi kolay mı zor mu? Derken. Sana sorayım. Daha kolay çıkıyor. Şöyle düşün. Sergen Hoca'nın işi daha zor. Bu kadar transfer yapıyorsun. Abi Sergen Hoca'nın işi daha zor. Sergen Hoca'nın işi daha zor. Bak rotasyon öyle bir şeydir ki abi. Onu dinlendireyim, bunu bir dahaki maça kullanayım falan derken çat bak puan kaybettin abi. Böyle bir şey yani. Ama hoca da çok onu göz önüne alıyor, o da görecek. Yüklensen belki sakatlanacak adamlar, bilmiyorsun. Çünkü artık sakatlık öncesi şeyler var biliyorsun. Tedaviler var. Bakıyor sen vallahi, de şuraya yüklenirsen sakatlanacak. Bu maç oynama diyorlar mesela. Belki de rotasyon yapmasının nedeni bu bile olabilir yani. Beşiktaş'ın öyle sadece çok dinlendirme değil. Şey bir kadrosu olabilir. Yok. Bence yani yedeklerde. Kan alıyorlar. Aç karnına evet. Kan alıyorlar. Kas içindeki. Anlıyorlar artık özellikle kasık sakatlıklarını. Yani kas içindeki yorgunluğa bakıyorlar. Ona göre antrenmanı mesela dakikasını süresini veya tabii. O gün mesela diyor ki toparlanma. Esas bu 3 günlük rotasyon tabii ki futbolda olacak. Avrupa'da, dünyada birçok önemli kulüp yapıyor. Bu takvim zaten olacağı baştan belliydi. Burada esasen 3 günlük maçlarda en önemli şey biz diyoruz hani dinlenme, beslenme bunlar çok önemli. Esas toparlanma antrenmanları, yenileme antrenmanı da çok önemli. Onun dakikası, süresi yani inan rejenerasyon dedik yemek gibi. Kadar Serdar beslenmesi kadar çok önemli. Uyku hepsi işte işin içinde. Hepsi. Ama içinde. Toparlanma antrenmanı tabii. Mehmet. Doğru. Çok zaten laktik asiti en çabuk uzaklaştıracak vücuttan toparlanma antrenmanlarının güzel olması gerekir. Sağlıklı. Peki yani şimdi birazdan basın toplantılarını da getireceğiz. Orada daha detaylı açıklamalarını da izleyeceğiz ama yani orada bir söylem var. Bu böyle gitmeyecek diye. Hani taraftara da hani bu takım daha farklı oynayacak mesajını da veriyor. Şey verdi yani herhalde yani. Şeyde yapmadık diyor yani pes etmiş de değiliz yanlış anlaşılmasın diyor. Bu böyle sürekli devam edecek bir konu değil. Bence orada bundan sonraki oyuncu tercihlerinde biraz daha farklı kararlar alabilir. Yani Konya maçı var bundan sonraki maç. O da çok sıkıntılı bir maç Beşiktaş için. Orta sahada. İçeride Konya sıkıntılı durumda bir de. Sonra bir deplasman Sıra Türkiye Kupası Konya var. Evet iki maç üst üste Konya. Yani Necip'i ilk 11'de görebiliriz. Bak kimi? Necip'i ilk 11'de görebiliriz. Bak ne biliyor musun? Acil kolu gibi Necip. Aynen. Tabii camı kırın. Ya çok enteresan bir lig var. Şimdi Beşiktaş başarılı yine bu işin içinde olacaktır Beşiktaş. Yani iki maçta 5 puan kaybetti. Ama ne biliyor musun? Şimdi 3 takım yukarı sıralandı ya. Trabzon da şimdi aşağıdan geliyor. Denizlispor'u yenerse yarın 39 puan yapıyor. Şimdi iyi transferler ne yaptı. Enteresan biliyor musun? Beşiktaş takımı övdüğümüz gayet iyi. Bundan sonra da mutlaka gerekli derse Sergen Hoca alıp önüne bakacaktır başarılı bir şekilde. Hoca ve takım. Öyle düşünüyorum. Diğer takımlar da bu krizi yaşadı. Aynı şekilde önlerine baktılar, çalıştılar. Ya bir 5 puan kaybediyor. Bak Beşiktaş düne kadar övdüğümüz kredi yok ya. Hiç. Hemen hiç. Aşağı düşünce ya Beşiktaş nasıl, sıkıntılı mı? Ya Galatasaray olsa mesela X, Fenerbahçe olsa sıkıntılı mı? Şöyle mi? Yani niye?
Çünkü birbirine yakın ya puanlar. Tabii. Bir kötü gittiğinde iki ama hafta daha hemen çok. Yani o takımla ilgili acaba ne olacak? Doğru değil. Tabii işte. Çok çok. Yani 18 hafta var. Bir de normalde bir ligin bir yarısı 17 haftaydı. Ondan fazla bir süre var. Düşünelim. Evet. Ya bu arada de, hiç Bofin'i konuşmadık. Bofin de hiç konuşmadı. Konuşalım. Şimdi Beşiktaş hiçbir şey yapmadı değil yani. Bofin o zaman konuşabileceğim bir şeye geliyorum şimdi. Günün performansına. O zaman Michel'le günün performansı diyelim bakalım. Ne diyeceğiz?